Merhabalar arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde hız ünitesine devam ediyoruz. Tepkime hızları 2 diyor fasikülümüzün adı ve biz de tepkime hızlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ilk olarak homojen ve heterojen faz tepkimeleri demiş. Kimyasal tepkimelerle reaktifler yani reaksiyona girenlerle ürünler aynı fazda ya da farklı fazda olabilir arkadaşlar. Eğer maddenin fiziksel yönüne tepkimeleri biz homojen ve heterojen olarak sınıflandıracağız. Eğer reaksiyona girenlerle ürünler şurada oklarımız var. Şurada da koymayı unutmuşlar. Reaksiyona girenler ve ürünler aynı fiziksel haldeyse bu bir homojen tepkimedir arkadaşlar. Eğer reaksiyona girenlerle ürünler farklı fiziksel hallerde bir arada bulunuyorsa o zaman heterojen tepkime diyoruz. Yani girenlerle ürünlerin aynı fiziksel halde olup olmamasına göre tepkimeleri homojen heterojen. Bakın mesela metan gazı, oksijen gazı reaksiyona girmiş. Karbondioksit gazı ve su gazı çıkmış. Yani nedir? Gaz, 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 gaz şeklinde homojen bir tepkime. İşte demir katısı hidroklorik asit çözeltisine atılmış. Suda olan bir tuz oluşmuş ve hidrojen gazı yani katı, suda, gaz farklı fiziksel haller bir arada olduğu için heterojen tepkime diyoruz. Şimdi hızların karşılaştırılması ve izlenmesi diyor. Kimyasal reaksiyon hızları birbirinden oldukça farklı olabilir. Saniyenin binde birinde gerçekleşen reaksiyon olduğu gibi binlerce yıl süren reaksiyon da vardı kabul edilmektedir. Şimdi hangi tepkimeler hızlıdır, hangi tepkimeler yavaştır arkadaşlar? Bunları şöyle görelim. Günümüzde en hızlı kabul edilen reaksiyonlar patlamalardır arkadaşlar. Patlamaların gerçekleştiği reaksiyonlardır. Doğal gazın, kömürlerin yanması, asit bazların nötrleşmesi, çözünme, çökelme tepkimeleri hızlı gerçekleşen reaksiyonlara verilen örneklerdir. Asit bazların nötrleşmesi ve çözünme, çökelme tepkimeleri iyonlar arasında gerçekleşiyor. O yüzden iyonlar arası tepkimeler hızlı tepkimelerdir. Bunlardan bahsedeceğiz tekrar. Burada CH4 artı 2O2 dedi doğal gazın yanması arkadaşlar. Alttaki reaksiyon kömürün yanması. Asit baz tepkimesi HCl'nin aşın. Burada da bir çökelme reaksiyondan söz etmiş. Yukarıda söylediklerinin örneklerini vermiş. Yine arabalarda bulunan hava yastıklarındaki sisteminde saniyenin 25'te birinde gerçekleşen yastığın açılmasına sebep olan tepkime işte sodyum azitin azot gazına dönüşmesi ya da yine aynı bir şekilde azot gazının oluşması ile ilgili sodyumla potasyum nitratın tepkimesi çok hızlı reaksiyonlara örnek verilebilir diyor. Peki yavaş reaksiyonlar nelerdir? Çevremizde gözlemlediğiniz bazı olaylar hızlı reaksiyonlarla kıyasla oldukça yavaştır. Demirin paslanması, ağır metallerin oksitlenmesi diyebiliriz aslında. Demirin paslanması, gümüşün kararması değil mi? Yediğimiz besinlerin sindirilmesinde gerçekleşen olaylarda yavaş tepkime. Çünkü yağlar büyük moleküllerdir arkadaşlar. Büyük moleküllerin parçalanması, bağların kırılması, tekrar düzenlenmesi vakit bakımından uzun sürer. Bu da reaksiyonu yavaşlatan bir faktör gibi düşünebilirsiniz. Burada bakın bir yağın sindirim reaksiyonu yazmış. Yine petrol oluşumu gibi jeolojik değişimlerde milyonlarca yıl sürebilir demiş. Yan tarafta görsellerde de arkadaşlar gördüğünüz gibi kömürün yanması hızlı bir tepkimedir. Doğal gazın yanması hızlı bir tepkimedir. Hava yastığının şişmesi çok hızlı bir tepkimedir. Demirin paslanması yavaş bir tepkime olarak söylemiş. Gıdaların sindirimde yine yavaş tepkimeler. Peki tepkimelerin bitip bitmediğini nasıl anlarız? Tepkime hızlarını arkadaşlar çıplak gözle baktığımız zaman tepkime bitmiştir ya da bitmemiştir yorumunu yapabilmek için bir takım değişimlerden faydalanacağız. Bunları da tepkime hızlarının izlenmesi başlığı altında inceleyeceğiz. Tepkimenin hızlı mı yoksa yavaş mı ilerlediğinin belirlenmesi ve hızlarının farklı birimlerle hesaplanması için tepkime ortamında gerçekleşen değişimlerden yararlanır. Mesela bu değişimler sıcaklık değişimi, basınç değişimi, derişim değişimi, ısı alışverişi, renk değişimi, elektrik akım iletkenliğindeki değişim, çökme olması, ışık salınması gibi olaylar olabilir. En çok karşılaştığımız değişimlerden birisi arkadaşlar elektrik iletkenliğindeki değişim ya da pH değişimi. İyon reaksiyonlarında elektrik iletkenliği ölçülerek ve pH değişimine yararlanarak iyonun reaksiyonun hızı takip edilir. Mesela bu reaksiyonda Ag artı 1 ve Cl eksi 1 iyonları ne yapar? Elektrik akımı iletir başlangıçta çözeltimiz. Daha sonradan çökme meydana geldikten sonra iyonlar bittikten sonra ne olur? Elektriği iletmez. Buradaki elektrik iletkenliğindeki azalma vasıtasıyla ne yaparız? Reaksiyon hızını takip edebiliriz. Yine özellikle gaz reaksiyonlarda basınç hacim değişimini çok sorarlar. Mesela sabit hacimli bir kabımız var. Gaz fazında gerçekleşen bir tepkime 4 mol gaz girmiş, 2 mol gaz çıkmış. Sabit hacimli kapta molün azalması, basıncın azalması yani 4 atmosferden atıyorum 2 atmosfere düşmüş. Reaksiyon böyle bir manometre sisteme bağlayıp buradaki yani hesaplama yapıp daha sonra basınçtaki o değere ulaştığınız zaman reaksiyonun yaklaşık olarak bittiğini tahmin edebilirsiniz. Ya da işte benzer bir reaksiyon bir mol gaz girmiş, 2,5 mol gaz çıkmış arkadaşlar. Burada da mesela ne olmuştur? Gazın mol sayısı arttığı için basınçta ne olmuştur? Artmıştır şeklinde yorum yapabiliriz.
Ama şöyle bir reaksiyon olsa, yani işte 2 mol gaz girmiş, 2 mol gaz çıkmış. Burada sabit hacimli bir kapta, basınç sabit sıcakta, basınç değişmeyecek. Çünkü gazın mol sayısı değişmemişti. Yani o zaman toparlayacak olursa gaz reaksiyonlarda arkadaşlar neye bakacaksınız? Gazın girenlerdeki mol sayısıyla ürünlerdeki mol sayısının değişip değişmediği. Eğer değişmişse basınç hacim takibiyle reaksiyon hızını takip edebilirsiniz. Ama basınç hacim değişimle eğer girenlerdeki gazın mol sayısıyla ürünlerdeki gazın mol sayısı eşitse bunu takip edemezsiniz arkadaşlar. Bundan da söylemiş bakın toplam mol sayısı değişmeden bu tepkimenin hızı basınç değişimiyle ölçülemez. Bu reaksiyonun başka bir özelliğinden yararlanmak lazım. Başka bir özellik arkadaşlar nedir? İşte renk değişimidir. Bunun için renkleri tabii ki maddenin bilmek zorunda değiliz. İşte soruda söylemesi lazım. Mesela burada girenlerde kahverengi bir renk söz konusu, daha sonra bu renksize dönmüş. Yani demek ki kahverengin bitmesi reaksiyonun bittiği anlamına gelir. Ya da benzer bir reaksiyonda C4H8'in bromlu olan reaksiyonu koyu kahverengi rengini kaybolması nedir? Reaksiyonun rengin kaybolmasından dolayı renk değişimine takip edilebileceğini gösterir. Ya da burada girenlerde 2 mol gaz var, üründe gaz yok arkadaşlar. Bu da nedir? Yine basınç değişimini takip edebilirsin. Yukarıdaki reaksiyonu da öyle bakın. 1 mol gaz girmiş. Katıya bakmıyorum. 2 mol gaz çıkmış. Yani gazın yine mol sayısı değiştiği için burada da basınç değişimini, hacim değişimini yapabilirsiniz arkadaşlar. Peki. Yan tarafta paylaşım notunda bir önceki dersimizde söz etmiştik. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiklerinde aktifleşme enerjisi büyük olanın reaksiyon hızı daha yavaş olduğunu. Bakın burada aktifleşme enerjisi 80. Burada ise arkadaşlar 110. Aktifleşme enerjisi daha küçük olduğu için birinci reaksiyon ikinci reaksiyona göre daha hızlıdır yorumu yapabiliriz. Peki hemen biraz önceki incelediğimiz yerin sorusuna bakalım arkadaşlar. Hızların izlenmesi için önerilen değişimler. Burada görüyorsunuz iyonlar var. Daha sonra iyonlar birleşip çökmüşler. O yüzden elektrik elektronik azalmayla biz bunu takip ederiz. İkinci durumda pH değişimi olur mu? Evet, çözelte asit var. Bakın haşarat iyonları var. Daha sonra haşarat iyonları hidrojen gazına dönüşüp asitlik azalmış, pH artmış mesela. pH değişimini takip edebiliriz. Yine sabit basınçlı bir sistemde 1,5 mol gaz girmiş, 1 mol gaz çıkmış. Ne olacak? İşte 1,5 litreden 1 litreye düştüğü zaman reaksiyon tahmin olarak bitecek arkadaşlar. O yüzden sabit basınçta hacim değişimiyle, hacim azalmasıyla ne yapabilirsiniz? Ölçebilirsiniz. Cevabımız o yüzden E şıkkı olacak. Etkinlik var bununla alakalı. Diyor ki aşağıda verilen tepkim hızının takip yöntemleri eşleştirin. Eşleştirelim. Elektrik iletkenliğinin ölçülmesi, artmanın ölçülmesi, gaz basıncındaki artmanın ölçülmesi var elimizde. Renk değişimi ve renk değişimi hemen kendini belli eder zaten. Bakın şöyle 4C ile eşleştim çünkü renksiz kahverengi oluşmuş. Sıcaklık artışı ve çökelme miktarındaki artma. Çökelme diyorsa diğer örneklerde katı bir maddeye bakacağız arkadaşlar. Oluşumu çökelme katı. Evet bakın burada var. O zaman 2 ile E'yi de eşleştireceğiz. Katı miktarındaki artma. Başka elektrik iletkenliği artma. Girenlerde iyon olmayıp ya da iyon sayısı az. Ürünlerde iyon sayısı fazla bir tepkim arayacağız. Bakın girenlerde iyon yok. Ürünlerde iyon artmış. O zaman biri A ile eşleştirebilirim. Mesela sıcaklık artışı diyor. Beşinci reaksiyonda ısı çıkmış. Onun için ipucu vermiş. Bu olabilir mesela. Ve son olarak da arkadaşlar gaz basıncındaki artma ve 0 mol gaz girmiş. 0,5 mol gaz çıkmış. En azından gazın gördüğünüz gibi mol sayısı arttığı için gaz basıncındaki artmayla ne yapabiliriz? Reaksiyon hızını takip edebiliriz diyoruz. Şimdi geldik bir başka bölüme, başka bir kazanıma. Burası da önemli bir kazanım arkadaşlar. Tepkimelerde hız bağıntısı yazmayı öğreneceğiz. Bundan önceki dersimizde hızın genel tanımını öğrenmiştik. Madde miktarındaki değişim bölü zaman aralığı. Şimdi artık hız bağıntısını yazacağız. Neye göre yazacağız? Reaksiyona giren maddenin derişimlerine göre yazacağız arkadaşlar. Çünkü çarpışacak olan tanecikler reaksiyona giren taneciklerdir. Buradaki reaksiyona giren maddenin derişimleri nedir? Arttıkça çarpışma olasılığı artacak ve reaksiyon hızlanacak. Bundan yararlanarak diyoruz ki hız temelde iki faktöre bağlıdır. R eşittir, hız eşittir. K çarpı reaksiyona giren maddelerin derişimleri diyeceğiz. K hız sabit arkadaşlar. Her tepkimenin kendine özgü bir hız sabiti vardır. Tepkimenin türüne bağlı bir sabittir. Aynı zamanda bir tepkimeyi kendi içinde temas düzeyini, sıcaklığı ve katalizörü değiştirerek K'yı değiştirebileceğimizi öğreneceğiz. TSK olarak kodlayacağız bunu. Temas düzeyi değişirse K sabit değişir, sıcaklık değişirse değişir, katalizör kullanırsa K sabit değişir diyeceğiz. Şimdi ben bunu söyleyelim. Bunu konu içerisinde K'yı değiştiren faktörler, katalizör, sıcaklık ve temas düzeyini teker teker inceleyeceğiz zaten. Reaksiyona girenlere bağlı, girenlerin derişiminin artması reaksiyon hızını arttıracaktır. Bu tabii derişimin değişebilmesi maddenin fiziksel hali de çok önemlidir arkadaşlar. Eğer reaksiyona giren maddeniz gaz ya da suda çözülmüşse o zaman derişimini değiştirebilirsiniz. Ama saf katı ve sıvı ise arkadaşlar katı ve sıvının miktarının artması, molün artması, hacmin de aynı oranda artacağı için
Derişim demek ne demek? N bölü V demek. Molü artıyor, hacmi de artıyor. Kimlerin? Katı ve sıvıların. O yüzden derişimleri değişmiyor arkadaşlar. Derişimleri değişmeyen bir maddenin de hıza etkisi olmayacağı için bunları hız bağıntısına yazmayacağız arkadaşlar. Burası önemli. O zaman hız bağıntısı kime göre yazılacak? Gazlar ve suda çözünmüş maddelere göre yazılacak. Bakın yan tarafta bir notumuz var. Paylaşım notu. Bundan bahsediyor. Bir kimyasal tepkimin hızı, hız sabitinin, K'nın, reaksiyona girenlerin derişimleri çarpımı sonucunda bulunabilir. Reaksiyon denkleminde saf katsayılar hız bağıntısı üst olarak yazılır. Saf katılar ve saf sıvılar maddelerin derişimine sabit olduğundan hız bağıntısına yazılmazlar. Gaz halindeki maddeler ve çözelti suda ya da aqua şeklinde yer alan iyonlar ve moleküller hız bağıntısına yazılır demiş arkadaşlar. İşte bu şekilde tepkimin hızının reaksiyona giren madde derişimlerinin tepkimedeki üstler alınarak birbirleriyle ve hız sabitle çarpılmasıyla elde edilen duruma hız bağıntısı diyoruz. Mesela tek basamaklı bir tepkimenin hız bağıntısı nasıl yazılır? Tek adımda gerçekleşen bir tepkime var işte. Burada reaksiyona giren maddeler kimler arkadaşlar? A ve B maddeleri. Girenlere bakıyorum. Ürünlere hiç bakmıyorum bile. A gaz, B de gaz. Gaz olduğu için alıyorum. Diyorum ki hızın A'nın derişimiyle birinci derecenin orantılı olduğunu, hızın B'nin derişiminin karesiyle orantılı. Bunları birleştirirsek hız eşittir K çarpı A'nın derişim çarpı B'nin derişiminin karesi. Reaksiyon hızı A'ya göre birinci dereceden, B'ye göre ikinci dereceden tepkimenin toplam derecesi hız bağıntısına yazdığımız maddelerin üstleri toplamının tepkimenin derecesi ya da mertebesidir. Bunu ilerleyen bölümlerde anlatacak. Ben şimdiden söylüyorum. Hız bağıntısı yazdığınız zaman üstte yazdığınız sayıların toplamı tepkime derecesidir arkadaşlar. K sabitine hız sabitlenir. Her tepkimin kendine özgü bir hız sabiti vardır. Kas sayıları birden büyük olan ve tek adımda gerçekleşen bir kimyasal tepkimin hız bağıntısı yazılırken tepkimeye girenlerin kas sayıları üst olarak yazılır. Mesela A'nın yazılmadı çünkü birinci dereceden de, ama B'nin karesi yazdık. Üst olarak gördüğünüz gibi yazdık. Tepkime üçüncü dereceden bir tepkime olduğunu gördük. Mesela yine bir genel bir tepkime yazmış. İşte nedir? Giren maddeler hepsi gaz fazında, ne yapıyor? Hız eşittir K çarpı A'nın derişimin A üstü, B'nin derişimi B üstü, C'nin derişimi C üstü. Burada tepkimenin derecesi, tepkimenin mertebesi A artı B artı C şeklinde söyleyebiliriz. Bakın burada inceleyelim. Giren maddeler suda alınacak mı? Alınacak. Tepkimenin derecesi nedir? Şöyle tepkimenin derecesi diyelim. Tepkimenin derecesi burada 2'dir. N2 gaz alınacak, H2 gaz alınacak. H2'nin kübünü alacak bakın. N2 çarpı H2'nin kübü şeklinde tepkime derecesi 4. N2O4 direkt alacak arkadaşlar. Gaz çünkü birinci dereceden bir tepkime. Kalsiyum karbonat katı. Bakın giren maddelerde gaz ya da suda çözülmüş yok. Ne yapacağız? R eşittir K. Burada R eşittir 0 demeyeceksiniz. R eşittir 0 derseniz hızı yok demektir. R eşittir K diyeceksiniz arkadaşlar. K sabitle orantılıdır. Tepkime derecesi nedir diye sorarsa 0 diyeceksiniz. Suda olduğu için alacak. H2O2'nin karesi tepkime derecesi 2. Burada karbon katısını almayacak. Sadece oksijen alacak. Tepkime derecesi 1. Burada da hem NO'yu hem de H2'yi alacak. Tepkime derecesi 4 olacak. Reaksiyona girenlerin derişimleri katsayılar üst olarak yazılıyor. Gazlar ve suda çözülmüşler alınıyor. Katı ve sıvılar alınmıyor. Bunlara dikkat ediyoruz. Burada arkadaşlar tepkimin hızının birimi, yani K'nın biriminden bahsedecek. Bu da derişimler ve sabitini kullanarak yazıldığı için hızın birimi her zaman molar bölü saniye. İşte R eşittir K çarpı reaksiyona girenlerin derişimi diyoruz ya gaz ve suda. Şu R'nin birimi arkadaşlar molar bölü saniye. K'nın birimini sorduğu zaman yani yerine yazarak bulabilirsiniz. Ya da işte örnekler vermişim mesela hız eşittir K çarpı X tepkimesinde K'nın birimi nedir? Mesela hızın birimi mol bölü litre saniyedir. K derişim ne demek? Mol bölü litre. Buradan K'yı yalnız bırakırsanız 1 bölü saniye. İşte ikinci dereceden bir tepkimede hızın birimi mol bölü litre saniye. K çarpı X'in derişimi mol bölü litre. Y'nin derişimi mol bölü litre. Buradan K'yı yalnız bırakırsanız K'nın birimi litre bölü mol saniye çıkacak. Hani aslında bir matematiksel eşitlik gibi düşünebiliriz. Üçüncü dereceden bir tepkimede bulmuş. Dördüncü dereceden bir tepkimede bulmuş. Yani böyle teker teker yazmaktansa bir pratik yol söylemiş arkadaşlar. Demiş ki eğer siz bir tepkimede K sabitinin birimini soruyorsa K'nın birimi litre bölü mol üzeri X ekseni. X burada tepkime derecesi, yani üstleri yazıyoruz ya, onların toplamı çarpı bir. Mesela şu tepkimeyi bu formülden yapalım. K'nın birimi ne diyor? Litre bölü mol üzeri X eksi 1 çarpı 1 bölü saniye. Kaçıncı dereceden bir tepkime bu arkadaşlar? Üçüncü dereceden. 3 eksi 1 2. O zaman litre kare bölü mol kare saniyeyi bu şekilde de bulabilirsiniz. Ya da yerine yazıp bulabilirsiniz. Ama yerine yazarken dikkat etmeniz gereken husus hızın biriminin mol bölü litre saniye olduğu gerçeği arkadaşlar. Buna dikkat ediniz. Zaten derişimler mol bölü litre, kas sayıları varsa ona göre yapabilirsiniz.
Şimdi derişimin hızlı olan etkisini arkadaşlar deneysel sonuçlarını böyle tablolar halinde hazırlıyorlar ve buradaki değişimlere göre hızlardaki değişime bakarak tepkimenin hız bağıntısını çıkarmanızı istiyorlar. Tek basamakta gerçekleşen bir tepkinin hız bağıntısı sabit sıcak elden deney sonuçları kullanarak bulunabilir. Buna izolasyon yöntemi deniyor. Tepkime ait farklı reaktif derişimlere başlanan reaksiyonlara ait deneysel sonuçlar şöyle. Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar mesela birinci ve ikinci deneyi seçiniz. Burada onu anlatıyor mesela. X'in derişimi sabit yani değişmemiş. Y'nin derişimi 2 katına çıkmış. Hız 4 katına çıkmış. R eşittir. K çarpı reaksiyona girenler diyeceğiz ya. Burada reaksiyona giren X ve Y. X ve Y'den X'i sabit tutup Y'nin 2 katına çıkması hızı 4 katına çıkartıyorsa o zaman ben Y'nin derişiminin karesiyle hızın doğru orantılı olduğunu söylemiş. Çünkü Y'nin derişimi 2 katına çıktı. 2'nin karesi hızı ne yapıyor? 4 katına çıkartıyor. Oldu. Devam ediyoruz. Mesela nereyi seçelim arkadaşlar? Birinci ve üçüncü deneye bakın. Y bu sefer sabit. 0, 1, 0, 1. X'in derişimi 0,2'den 0,1'e yani yarıya düşmüş arkadaşlar. Bu arada hız da 0,001'den 0,0005'e düşmüş. Yani bu da yarıya düşmüş. Derişim yarıya düşüyor, hız da yarıya düşüyorsa o zaman demek ki X de birinci dereceden orantılıdır. Yani bu 1/2'ye düşüyorsa bu da 1/2'ye düşüyor. Birinci dereceden orantılı mantığı budur arkadaşlar. O zaman birleştirdiğimiz zaman da R eşittir K çarpı X'in derişimi çarpı Y'nin derişiminin karesi şeklinde hız bağıntısını gördüğünüz gibi bulabiliyoruz. Burada herhangi bir deneyde yerine koyarak arkadaşlar verileri K'yı da bulabilirsiniz. Burada mesela birinci deneyde kullanmış. Birinci deneyi biz de şurada yapalım hemen. Diyelim ki birinci deney sonuçlarına göre R ne kadar? 0,001 yani 10 üzeri eksi 3 molar eşittir K çarpı Y'nin derişiminin karesi yani 0,1'in karesi ne yapar? 10 üzeri eksi 2 yapar. Çarpı x 0,2 onu da 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 de yazdım arkadaşlar. Şunlar birbirine götürdü. K'da buradan yalnız bıraksak 1/2 0,5 çıktı. Kaçıncı dereceden bir tepkime bu? 3. O zaman litre kare bölü mol kare saniyede biz. Neydi? Litre bölü mol üzeri x eksi 1 çarpı 1 bölü saniyeden K'nın birimini de bulabiliriz arkadaşlar. Burada da 0,5'i bulmuş. Peki hemen sorumuza bakalım. Uygulayalım bu öğrendiklerimizi. Birinci ve ikinci deneyi seçtim. A'nın derişimi sabit. B'nin derişimi 2 katına çıkmış. Hız o da 2 katına çıkmış. O zaman R eşittir K çarpı B'nin birinci dereceden üstü. Peki B ile olan ilişkisini buldum. A ile olan ilişkisini bulayım. O zaman B'yi sabit tutalım. Birinci ve üçüncü deneyde sabit bakın arkadaşlar B. A'nın derişimi 2 katına çıkmış. Hız 4 katına çıkmış. O zaman demek ki A'nın derişiminin karesiyle orantılı A kare B'dir. R eşittir K çarpı A'nın derişiminin karesi çarpı B şeklinde cevabımız D eşittir. Yine benzer bir soru. X ile Y arasında reaksiyon tek kademede gerçekleşmektedir. Buna göre hangisi olabilir diyor. İki tane deney seçip başlıyorum. Y'nin derişimi birinci ve ikinci deneyde sabit. X'in derişimi iki katına çıkmış hız. O da iki katına çıkmış. O zaman R eşittir. K çarpı X'in birinci derecenin üstüyle. Şimdi X'i sabit tutuyorum. 2/3. Y'nin derişimi iki katına çıkmış hız. O da iki katına çıkmış. O zaman Y'nin derişimiyle de birinci derece orantılı. O zaman biz bu ifadeyi yazabilmek için X artı Y ürünler şeklinde bir reaksiyon aramamız lazım. Girenlerde X ve Y olacak. Birer katsayısının molü. O da tek şıkta var. Olabilir diyor. Çünkü ürünleri bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden hani girenlere göre ne yapacağız? Katsayısı X'in de bir, Y'nin de bir olan şık olan B şıkkını işaretleyeceğiz. Örnek 4 benzer bir soru. Diyor ki A2 ve B2 molekül arasında gaz fazında tek kademede gerçekleşen reaksiyonla ilgili tablo verilmiş. Buna göre K nedir diyorsun. Önce hız bağıntısını bulmamız lazım. Sonra K'yı herhangi bir deneyde yerine yazıp bulabiliriz arkadaşlar. Önce başlıyoruz. B2'yi birinci ve ikinci deneyde sabit gördüm. A2'nin derişimi 2 katına çıkmış. Hız o da 2 katına çıkmış. O zaman R eşittir K çarpı A2'nin birinci derecenin üstü. Sonra arkadaşlar A2'yi sabit tutabileceğim bir deney yok. O zaman ikili düşünüyoruz. Ne demek ikili düşünme? Yani şöyle mesela ikinci ve üçüncü deneyi alınız. A2'nin derişimi 2 katına çıkmış. B2'nin derişimi 2 katına çıkmış. Hız bunu şöyle düzenleyebilirsiniz. 32 çarpı 10 üzeri eksi 3 diye düzenleyebilirsiniz. 4'ten 32 yani 8 katına çıkmış arkadaşlar. Şimdi zaten A2 ile biliyorsunuz birinci derece orantılı. Yani burada A2'nin derişimi 2 katına çıktığı zaman hızı 2 katına çıkartan faktör A2. Yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 olan hızı A2'nin derişimi 2 katına çıktığında hız ne olması lazım? 8 çarpı bunun 2 katı 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 olması lazım. Ama ne olmuş? 32 çarpı 10 üzeri eksi 3. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 olması lazımken 32 çarpı 10 üzeri eksi 3. Yani 4 kat daha bir değişim var. O da B2'den kaynaklanmıştır demek ki. B2'nin derişimi 2 katına çıkarken hızı nasıl 4 katına çıkartabilir? Hani 8 çarpı 10 üzeri eksi 3'te kaldık ya. Oradan 32 çarpı 10 üzeri eksi 3'te 4 kat fark vardı.
Derişim 2 katına çıkarken hızın 4 katına çıkabilmesi için B2'nin derişiminin karesi olması lazım. Hız bağıntısını bulduk arkadaşlar. Yerine yazdığınız zaman mesela bakın sağlayacak şimdi. A'nın derişimi 2 katına çıktı. B'nin derişimi 2 katına çıktı. 2'nin karesi. 2'nin karesi 4 çarpı 2'den hız 8 katına çıktı. 8R oldu. O zaman şimdi herhangi bir deneyde yerine yazabiliriz. Birinci deneyi aldım mesela. R'nin karşılığı 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 eşittir. K çarpı A2'nin derişimi 0, 1, 10 üzeri eksi 1. B2'nin derişimi 0, 2. 0, 2'nin karesi 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 de yazdım. Şunlar birbirini götürsün arkadaşlar. K da buradan 1 bölü 2 yani 0, 5 çıktı. Kaçıncı dereceden bir tepkime? 3. O zaman litre kare bölü mol kare saniye olarak biriminde ben söylemiş olayım. Evet geçtik arkadaşlar çok basamaklı tepkimeler. Şimdi biz biraz önce tek basamaklı tepkimeler gördük. Tek basamaklı tepkimelerde reaksiyon hız bağıntısını direkt reaksiyonun girenlerine bakıyoruz arkadaşlar. Gaz ve suda çözünmüşse alıyoruz arkadaşlar. Katı ve sıvı ise almıyoruz. Kat sayıları varsa bu maddenin gaz ve suda çözünmüşün üst olarak yazıyoruz. Bunların toplamına tepkime derecesi diyoruz. Şimdi çok basamaklı tepkimelerde ne yapıyoruz? Bir kimyasal reaksiyon her zaman tek basamakta gerçekleşmeyebilir. Bazı tepkime birkaç basamakta gerçekleşir. Böyle reaksiyon mekanizmalı, kademeli, çok basamaklı şeklinde isimler verebiliriz. Tek basamakta gerçekleşmeyen tepkimelerin hız denklemini tepkimede denklemi kullanarak doğrudan ölçülemez, yazılamaz. Bu tür tepkimeleri ancak hızları deneysel yollarla bilinir. Aşağıda iki adımda gerçekleşen bir tepkime görüyorsunuz arkadaşlar. Birinci basamak, ikinci basamak. Birinci basamakta oluşmuş, daha sonra ikinci basamakta harcanan maddeler var bakın. Burada mesela arkadaşlar ara tepkimelerin hızları birbirine göre görece olarak gelmiş. Mesela birinci reaksiyon için yavaşlamış, ikinci hızlı. Bunları kendi sorularda söyler zaten. Mekanizmada her bir ara basamağın kendi özgü bir aktivasyon enerjisi var. Birinci ara basamağın hızı yavaştır. O zaman mesela reaksiyonun endotermik mi, egzotermik mi olduğunu bilmiyorum ama şöyle tahmin olarak bir şey için. İkisini de mesela egzotermik alayım. Birinci reaksiyonu çiziyorum arkadaşlar tahmini. İkinci reaksiyonu çiziyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi çizerken şuna dikkat ettim. Birinci reaksiyonun aktifleşme enerjisini yani şu noktayı. İkinci reaksiyonun aktifleşme enerjisinden yüksek seçtim. Bunu seçmemin nedeni birinci reaksiyonun daha yavaş olması. Mesela size böyle bir grafik verdiği zaman iki tane tepecik varsa iki basamaklıdır. Birinci basamak daha yavaştır. Onu söyleyebilirsiniz çünkü aktivasyon enerjisi daha yüksektir gibi bu yorumları yapabilirim. Burada bunu anlatmış. Birinci ara basamağın aktivasyon enerjisi en büyüktür. Bu basamak yavaş basamak olduğu için toplam tepkimin hızı da bu basamağa binir. Evet burada önemli cümleyi söylemiş arkadaşlar. Önemli cümle bu. Diyor ki eğer birden fazla basamaktan oluşmuşsa tepkiminiz kesinlikle hız bağıntısını tepkimeleri taraf tarafa toplayıp elde ettiğiniz net tepkime göre yazmayın. Net tepkime birinci basamak, ikinci basamak, kaç tane basamak varsa basamakların taraf tarafa toplanmasıyla elde edilen tepkime net tepkime. Burada mesela NO bakalım kimler gibi CO taraf tarafa toplanınca birbirini götürüyor. Karbondioksit taraf tarafa toplanınca birbirini götürüyor. N2O nedir şurada? NO burada. Tamam. N2 buraya aşağı. Evet bu şekilde arkadaşlar taraf tarafa toplandığı zaman bu reaksiyon elde. Yani hız bağıntısını ne yapmıyoruz? Şöyle demiyoruz. R eşittir K çarpı NO'nun derişimi çarpı N2O'nun derişimi demiyoruz. Bu yanlış. Ne yazacağız? R eşittir K çarpı yavaş olan birinci basamağa göre yazacağız. Diyeceğiz ki NO'nun derişimi çarpı karbondioksitin derişimi. Hız bağıntısı yavaş olan basamağa göre yazılır arkadaşlar. Buna dikkat ediniz. O yüzden burada da onu anlatmış şimdi. Diyor ki çok basamaklı tepkimelerde en yavaş olan basamağın hızı aynı zamanda net tepkimenin hızıdır. Bu nedenle tepkimenin hız bağıntısı en yavaş basamağa göre yazılır. Ara basamaklarda olup burada iki tane tabir var arkadaşlar. Bunları bilmemiz lazım. Bunlardan birisi ara ürün, birisi de katalizör. Ara basamaklarda olup tepkinin net denkleminde yer almayan maddeler vardır. Bunlardan biri ara ürün, diğeri katalizör. Ara ürün özelliğine, katalizörün özelliğine. Ara ürünün özelliği arkadaşlar bir ara basamakta elde edildikten sonra ardından gelen başka bir basamakta harcanan madde ara ürün diyoruz. Yani oluşup harcanacak. İlla bir sonraki reaksiyonda harcanmayabilir. Araya bir reaksiyon girer, üçüncü reaksiyonda harcanabilir. Ama önemli olan oluşup harcanması. Mesela bu yukarıdaki reaksiyonda gördüğünüz gibi karbon monoksit birinci reaksiyonda oluşmuş, ikinci reaksiyonda harcamış. Karbon monoksit ara ürün. Bir de reaksiyona girip değişmeden çıkan bir madde var. Bu da katalizör. Reaksiyona girip değişmeden çıkıyorsa katalizör. Bir ara basamakta harcandıktan sonra ardından gelen başka bir basamakta tekrar elde edilen madde katalizör denir. Yukarıda verilen mekanizmalı tepkimede karbondioksit bir katalizör olarak görev yapmıştır. Katalizörler fiziksel halleri katı sıvı gaz olabilir. Katalizör başlığını anlatırken o kazanımda söyleyeceğiz ama şimdi söyleyelim o zaman.
reaksiyona girenlerin fiziksel haliyle katalizörün fiziksel hali aynıysa buna arkadaşlar homojen katalizör, farklı fiziksel halde olursa girenler o zaman da heterojen katalizör diyeceğiz. Katalizörleri anlatırken bu tekrar gerçekleşiyor. Şimdi benzer bir etkinlik daha vermiş bize. İki adımla gerçekleşen bir mekanizma var. Taraf tarafı toplamış. Taraf tarafı toplanınca hidrojen peroksit gözükmüyor arkadaşlar. Götürmüş. O zaman şimdi H2O için biz ara ürün diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Oluş parçalanmış. Bu reaksiyonda katalizör yok. Reaksiyona girip çıkan bir madde yok arkadaşlar. Taraf tarafı toplamış. 2NO aşağıymış. H2H2 toplamış. 2H2 olmuş. N2 aşağıymış. H2O da 2 tane aşağıymış. Evet. Bir kimyasal reaksiyon, birbirini takip eden bir seri reaksiyon toplamı sonucunda gerçekleşiyor. Bu seri reaksiyona reaksiyon mekanizması denir. Mekanizmalı tepkinin hız bağıntıları toplam tepkime göre yazılmaz. Önemli. Kime göre yazılacak? Net tepkime göre değil, yavaş basamağa göre. Tepkimin hızını mekanizmadaki en yavaş basamak belirler. O yüzden hız ifadesi buna göre yazılacak. O yüzden bakın yavaşa göre yazmış. Demiş ki R eşittir K çarpı NO'nun derişiminin karesi çarpı H2 şeklinde yazmış. Bu tepkimede, birinci tepkimede oluşup İkinci tepkimede harcanan H2O2'ye biz ne demiştik biraz önce de? Ara ürün demiştik. Oluşup harcanan madde ara üründür. Reaksiyona girip değişmeden çıkan madde ise bizim katalizörümüzdür arkadaşlar. Evet, şimdi örnek 5'te devam edelim bu bölümde arkadaşlar. Sorumuz örnek 5 şu şekilde demiş. Diyor ki yukarıda iki basamak sonucu gerçekten tepkime ilgili hangileri yanlıştır? Tamam. Taraf tarafı topladığımız zaman net tepkime bulacağız. Toplayalım. Birbirini götüren maddeler var mı? Bakalım. Şimdi ClO2 üzeri eksi 1, ClO2 üzeri eksi 1. Bunlar oluşup harcandık. Bu mesela ara ürün. Bu şu anda oluşup harcandığı için ara ürün olduğunu söyleyebiliriz. ClO2 üzeri eksi 1 yönü katalizör. Yanlış bulduk. Çünkü o katalizör değil, ara üründür oluşup harcandığı için. Net tepkime 2 ClO üzeri eksi 1 burada, bir tane burada 3. Evet. Klor eksi 1, klor eksi 1. İkisi de ürünlerde topladık. 2 klor eksi 1. Evet. Buradaki klorat da buraya inmiş. Tamam, net tepkime doğru arkadaşlar. Hız bağıntısında şurada bir şey unutulmuş. Onu ben yazayım. Bu doğru alacağız arkadaşlar. Baskıda, yeni baskısında düzeltildi yayının ama burada bu şekilde kalmış. Hız bağıntısı R eşittir K çarpı. Çünkü K'yı da yazmak zorunda. ClO üzeri eksi 1'in karesi. Çünkü yavaşa göre yazılacak. Bir de reaksiyonun girenleri yavaşta sadece hipoklorit iyonu onun karesinde almış. Doğru diyeceğiz. Yanlış olan da yalnız 3 olacak. Evet, şimdi çok basamak tepkime potansiyel tepkime koordine grafiği. Mesela bize böyle bir grafik verdiği zaman ne anlamamız gerektiğini aslında arkadaşlar anlayacağız. Mesela birinci basamak buradan başlıyor sıfırdan, 20'de bitiyor arkadaşlar. Burası birinci basamak. İkinci basamak burada başlayıp şöyle tam nokta koyduğum yerde bitiyor ikinci basamak. Üçüncü basamak da burada başlayıp şöyle nokta koyduğum yerde bitiyor arkadaşlar. Üç basamaklı bir de kaç tane tepecik varsa o kadar basamak var. Birinci basamak başladı, bitti, kuyruk yukarıda kaldı, endotermik. İkinci basamak başladı, bitti, kuyruk yukarıda kaldı, endotermik. Üçüncü basamak başladı, bitti, kuyruk aşağıda kaldı, egzotermik. 1-2 endotermik, üçüncü reaksiyon egzotermik. Net reaksiyon 0, bitiş yeri 10, yani kuyruk yukarıda kalmış, endotermik. Net reaksiyon endotermiktir. Birinci reaksiyon endotermiktir. İkinci reaksiyon endotermiktir. Üçüncü reaksiyon egzotermiktir. Bu yorumları yapabiliyorum. Üç basamaklı bir tepkimedir ve reaksiyon hızını belirleyecek olan basamak kimdir arkadaşlar? İkinci basamaktır. Neden? Çünkü birinci basamak EA1'i bakın 30 nedir? Sıfırdan 30'a çıkmış. İkinci basamak 20'den 70'e çıkmış. 50. Üçüncü basamak nerede başlamış? 30'da başlamış. Nereye çıkmış? 40'a çıkmış. 10. Aktivasyon enerjisi ne kadar büyükse reaksiyon o kadar yavaştır öğrenmiştik. O yüzden burada reaksiyonun hızını belirleyen basamak ikinci basamaktır. Burada reaksiyonları yazmış. X ile Y reaksiyonu ZT oluşmuş. Daha sonra ikinci basamak ZT birleşip KL oluşmuş. Daha sonra üçüncü basamakta K ve L birleşmiş. M ve N. Burada ZT oluşmuş. İkinci basamakta harcanmış ara ürün. KL oluşmuş. Üçüncü basamakta harcanmış ara ürün. Yani ZT, K ve L maddeleri bizim ara ürünlerimizin net reaksiyonun endotermik olduğunu söyledik. Hız bağıntısı yavaşa göre, en yavaşa göre yazılacağı için arkadaşlar ikinci basamağa göre yazacak. Diyecek ki R eşittir K çarpı Z'nin derişimi, T'nin derişimi, tepkimenin derecesi ikinci derecede diyoruz. Arkadaşlar tepkime derecesini burada anlatmış. Ben size daha önceden söylemiştim. Bir tepkimenin hız denklemindeki derişimlerin üstleri toplam o tepkimenin derecesi ya da mertebesidir. R eşittir K ise 0. derecedir. R eşittir K çarpı A ise 1. derecedir. R eşittir K çarpı A'nın derişim B'nin derişim şeklinde ise 2. derecedir. A'ya göre 1, B'ye göre 1. derecedir. R eşittir K çarpı A'nın derişimin karesi B ise tepkime derecesi 3'tür A'ya göre 2. dereceden, B'ye göre ise 1. dereceden olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar.
Burada bir de molekülerite diye bir kavram var aslında. Onunla tepkime derecesinin arasındaki farkı söylemek istiyorum. Bakın şöyle bir şey. Mesela A gaz artı işte 2 B sıvı olsun. A B2 gaz. Böyle bir reaksiyonumuz olsun. Reaksiyon hız bandı R eşittir K çarpı A'nın derişimi diyeceğiz. Tepkime derecesi mertebesi nedir diye sorduğu zaman biz de 1 diyeceğiz. Molekülerite reaksiyona giren maddelerin arkadaşlar katsayılı toplamı. Burada reaksiyonun molekülaritesi 1 mol A, 2 mol B toplam 3'tür diyoruz. Yani molekülerite kavramı kazanımlarda yok çıkarıldı ama görürseniz diye söylüyorum. Molekülerite reaksiyona giren maddelerin katsayılı toplamı. Ve burada molekülaritede arkadaşlar maddenin fiziksel halinin herhangi bir önemi yok. Yani katı, sıvı, suda, gaz her şeyi alıyorsunuz. Ama hız bağıntısı yazarken biliyorsunuz ki gazları ve suda çözünmüşleri alıyorsunuz. Katı ve sıvıları alamıyorsunuz. Buradaki temel farkı bu. Yani reaksiyonun hız bağıntısını yazdıktan sonra hesapladığınız tepkime derecesi molekülerite eşit çıkabilir de çıkmayabilir de. Çünkü molekülerite de arkadaşlar her şeyi alıyorsunuz. Hız bağıntısında gazlar ve suda çözünmüşleri alıyorsunuz. Eğer reaksiyona girenler gazsa o zaman ya da ikisi de sudaysa ya da reaksiyon hız bağıntısında almadığınız bir şey yoksa katı veya sıvı yoksa o zaman molekülerite ile tepkime derecesi eşit çıkabilir, çıkmayabilir de. Buna dikkat ediniz. Molekülerite de reaksiyonun fiziksel halinin herhangi bir önemi yok. Reaksiyona girenlerin katsayıları toplamı diye özetleyebiliriz. Peki, sorularımızı çözelim arkadaşlar, dersimizi bitirelim. Diyor ki tek basamakta gerçekleşen yukarıdaki tepkimin hız bağıntısı ve derecesi. Arkadaşlar katı almadım, sıvı almadım. Şu iki maddeyi alacağım. R eşittir K çarpı O2'nin derişimi çarpı karbondioksit derişimi. Tepkimenin derecesi nedir? 2'dir diyoruz. Cevap denizdir. Mesela tepkimenin molekülaritesi nedir deseydin? 2, 3, 4, 5. Molekülaritesi 5 diyecek. Örnek 7. İki kademeden, iki basamaktan oluşan bir tepkime. İki tane tepecik var bakın gördüğünüz gibi. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Net reaksiyon. Burada başladık, burada bitirdik. Ürünler eksi girenler yaparsak şurası bizim arkadaşlar net reaksiyon entalpisi delta taşı. O yüzden pozitif çıkar. Egzotermik dediği için yanlış demiş. Birinci reaksiyon egzotermik başladı, bitti. Delta H, şurası birinci tepkimenin. Evet, burası nedir? Eksi çıkar, egzotermik. İkinci reaksiyon başladı, bitti. Şurası ikinci tepkimenin entalpisi. O da pozitif çıkar. Yani endotermiktir. İkinci öncül doğru arkadaşlar. İkinci reaksiyon aktivasyon enerjisi. Yani şu bölge, çizdiğim bölge. EA2 diyelim buraya. Birinci reaksiyon aktivasyon enerjisi şurası. Burada EA1 diyelim arkadaşlar. Birinci reaksiyon aktivasyon enerjisinden daha büyük olduğunu söyleriz. O yüzden birinci reaksiyonun hızı ikinci reaksiyonun yavaş olduğunda ekstra olarak ifade edebiliriz. Ve son sorumuz kesinlikle yanlış duruyor. Tepkime derecesi büyük olan tepkinin hız sabiti büyüktür. Arkadaşlar R eşittir K çarpı reaksiyona girenlerin derişimidir. Burada hesaplamıştı işte üstüne yazdım A'nın tepkime derecesiyle alakası olduğunu biliyorsunuz. K ile bu arasında bir ilişki yok. O yüzden hız sabitini büyük olan bir maddenin tepkime derecesi büyük olabilir. Küçük olanın küçük olabilir yani küçük olanın büyük olabilir. O yüzden böyle bir şeyi genellemek yanlıştır. Olabilir de olmayabilir. Kesinlikle yanlış diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Kesinlikle yanlış değil. Ama çok basamaklı tepkime yavaş basamağın aktivasyon enerjisi küçük bir ifadesi kesinlikle yanlış. Çünkü çok basamaklı tepkimelerde biz hız bağıntısını yavaşa göre yazıyoruz. Yavaş basamağında tepeyi aşması zor olacağı için aktivasyon enerjisi daha büyüktür arkadaşlar. Küçük dediği için kesin yanlış. Basamak sayısı tepkime derecesine eşittir. Olabilir de olmayabilir diyemeyiz. 3 basamaklı bir tepkimin tepkime derecesi belki yavaşın nedir? 3. dereceden çıkabilir mi? Çıkabilir. Çıkmayabilir mi? Çıkmayabilir. Kesinlikle yanlış diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yani basamak sayısı ile tepkime derecesi arasında da bir ilişki yok arkadaşlar. Ama yanlış olan kesinlikle yalnız 2 diyoruz. Evet, bu dersimizi de bitirdik. Bir dersimiz daha olacak hızla ilgili arkadaşlar ve bu üçüncü dersimizde hıza etkeden faktörleri anlatacağız. Bununla birlikte hız ünitesini de sonlandırmış olacağız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.